homes. Every man has hands, fingers, and toes. Every man has aslında çok ilgili değildim başladığım sıralar ama bir zoraki bir şekilde lisede bir arkadaşımla birlikte başlamıştım. O sürekli gidiyordu, beni de çağırıyordu işte sürekli. Ben de artık gerçekten çağırmaması için başladım aslında. Onunla birlikte devam ediyorduk. O yapmamaya başladı, sonra ben devam ettim. Süreçte buralara geldi işte, Türkiye şampiyonu oldum en sonunda. İki yıl önceki şampiyonada zor bir hazırlık süreciydi. İlk yarışımdı benim, daha önce yarışmamıştım. Ne olacağını bilmiyordum, nasıl ilerleyeceğini bilmiyordum. Bir hocam vardı ama uzaktan olduğu için birebir bir iletişimde olduğum biri değildi. Ne yapmam gerektiğini söylüyordu sadece. Mental olarak yönetmek çok zordu. Çünkü bir diyet yapıyorsun, sinirli oluyorsun, bazı şeyler oluyor işte. Bunlar zordu benim için, o süreci tamamlamak zordu ama sürecin sonunda emeklerin karşılığını aldım. Bundan sonraki hedeflerim de önümüzde 2025 Mart ayında yine bir Türkiye şampiyonası var. Yine onu kazanmaya çalışacağım. Nasip olursa tekrar milli takıma gireceğim. Ondan sonra sürece bakacağız. Birkaç yarış daha düşünüyoruz. Kesinlikle başlasınlar ama bilinçli bir şekilde başlamaları gerekiyor. Bireysel olarak bilmeden, bir yardım almadan başlamaları biraz daha spordan çok kendilerine zarar verecektir. Bilinçli kişilerin yanında başlasınlar, güzel yerlerde başlasınlar spora. De şimdi almamız gereken besinler var ve bunları tamamen yapay bir şekilde almak çok zararlı olur insan vücudunda. Sadece gün içerisinde tamamlayamadığımız makroları, proteinleri dışarıdan almak daha mantıklı. Çünkü hiçbiri gerçek besin kadar değerli değil, faydalı değil vücudumuza.